Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kirli Hanım çiçeği, Bey Beğendi ve Zinnia isimleri kullanılan bu çiçeğimizin tohumunu ekeceğiz. Ben Zinnia diyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şuradan açma yerinden açalım tohumlarımızı. Bardaklara ekeceğim ben. Bardaklarımı deldim. Şöyle paketimizi çıkaralım. Şöyle tohumlarımız bu şekilde. Şunu da kenarına koyalım. Evet arkadaşlar, tohumlar bu şekilde. Şimdi bardaklarımıza biraz toprak ekleyip sonra da tohumlarımızı ekeceğiz. Üstüne de hemen hemen yarım santim kadar tohumlarımızın üstüne yarım santim kadar ya da bir santim kadar da tekrar toprak eklemesi yapacağız. Toprağımda biraz bahçe toprağı, biraz Hindistan cevizi torfu, biraz da perlit var. Evet, bu şekilde tohumlarımızı büyütüp harika bir şekilde terasımızı düzenleyeceğiz bu sene. Şimdi 4 tane oldu. Ben şöyle birkaç tane fazla ekmek istiyorum. Ne olur ne olmaz. Ama birkaç tohum da bırakacağım. Hepsini ekmeyeceğim. Şimdi 5 tane oldu. 6 tane ekelim arkadaşlar. Çünkü ekeceğim tohum da çok olduğu için bunlar ancak büyüyecektir. Evet arkadaşlar, tohumlarımız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Eğer bunların her biri çimlenirse, havada çok rüzgarlı bu arada, her biri çimlenirse bir taneden bir tane çıkması gerekiyor. Ben şimdi her bardağa bir tane ekeceğim arkadaşlar. Çünkü çok olunca seyreltip atmak gerekiyor. Gerek yok. Şöyle birer tane orta kısmına ekiyorum. Ben her sene bunu ekiyorum arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel büyütüyorum. Dev boyutunda oluyor ve üstü böyle harika rengarenk çiçekleriyle çok güzel oluyor. Terasımda çok güzel yetişiyor. Güneş bitkisi ve dışarı dış mekan bitkisi olduğu için gayet güzel oluyor. Evet, şimdi şunlardan da birer tane koyalım. Bu sene bunların ekimini, bakımını, büyütmesini hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Hatta birer tane daha mı koysak bilemedim. Şimdi genelde 101'den alıyorum. Bu sene Trendyol'dan aldım bu tohumları. Hepsi çıkacak mı hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Neyse, şöyle birer tane daha koyalım. 101'den aldığım tohumlardan çok memnun kalıyorum. Hepsi çıkıyor çünkü. Yani 10 tane atınca 10 tanesi birden çıkıyor. Şöyle aralıklı koyalım. Şu da kalsın. Bunu da 1-2 hafta sonra. Bir de ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ağustos sıcağında çiçek formu bozulduğu için bundan yaklaşık 1 ay sonra bir daha ekiyorum. O tohumlar da diğer zinnia çiçeklerim büyüyor, güzelleşiyor, sonra ölüyor. Ondan sonra da ikinci kısmı ekiyorum. Yani ikinci yetiştirdiğim zinnialar ekiyorum ve kış girene kadar çok güzel çiçekli kalıyorlar. Çünkü Ağustos sıcağında bayağı bir çiçek formları dediğim gibi bozuluyor. Yani ikinci yedeklerimiz olmuş oluyor. Geçen sene kadifeleri de o şekilde yapmıştım. Dediğim gibi Ağustos sıcağında bozulduğunda tekrar saksı değişimleri yapıyorum arkadaşlar. Kötü olan çiçekleri çekip kökünden yerine yeni taze büyüttüklerimi ekiyorum. Bunun için de ortalama bir ay sonra bir daha ekim yapıyorum. O büyüyüp kötüleşip, dediğim gibi kötüleşip bayağı bir yerinden çekilme kısmına gelene kadar da bunlar büyümüş oluyor. Ve onları çıkarıp bunu ekiyorum. Çok güzel oluyor o zaman. Sürekli çiçekli kalıyor. Eğer siz de öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli çiçekli kalmasını istiyorsanız. Çünkü Ağustos'ta bizim burada sıcaklık dereceleri geçen sene 45 dereceyi gördü ve hiçbir çiçek buna dayanamaz arkadaşlar. Evet, şimdi ekme işlemimiz bitti. Şimdi sulamasını şöyle fıs fısla yapacağım arkadaşlar. Günlük bunları böyle fıs fıslayacağım. Bir de ben bunları içeriye alacağım. Ve üstüne bir poşet geçireceğim. O da çok çabuk kökleniyor arkadaşlar. Bayağı 3-4 günde hemen filizlerini vermeye başlıyor. Zinnia ve kadife çiçeği bir haftada hemen çabucak köklenen bitkiler. O yüzden onların üstünü kapatıp
içeriye alacağım ve çok çabuk köklenecekler. Ben bu videoyu yayınlarken içine, videonun içerisinde geçen sene ektiğim zinnia çiçeğinin büyüme aşamalarını da koyacağım arkadaşlar. Yani bu seneye ait değil, geçen seneye ait. Bu seneyi de biraz büyüdükten sonra başlangıçtan başlayıp 1 ay, 10 gün, 20 gün, 1 ay sonraki hali, büyümüş, çiçeklenmiş halini olarak güzel bir video yapıp paylaşacağım. Ama bu videonun içerisindeki geçen sene benim zinniayı büyütürken büyüme aşamasındaki halleri arkadaşlar. Geçen sene yayınlamadım. Bu sene bu videonun içerisinde size gelişim aşamalarını görebilirsiniz. Tabii ben büyük saksıya geçirdikten sonra çekmeye başladım. Ondan önce tohum ekme aşamasını ve çimlenme aşamasını çekmedim. Onu da bu sene yaptıklarımızı da bir sonraki sefer paylaşacağım arkadaşlar. Evet, şimdi bunlar hazır. Ekeceğim tohum çok olduğu için ben bunları böyle yerleştireceğim arkadaşlar. Çünkü daha kadife çiçeği ekeceğim, bodrum papatyası ekeceğim, bodur kadife çiçeği ekeceğim ve ekeceğim tohumlar çok olduğu için bu şekilde ayarlama yapacağım. Şu da şöyle kalsın. Evet, bugünlük zinnia çiçeğimiz, ekme işlemimiz bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet, şimdi de buna bahçe toprağımı koydum arkadaşlar. Dediğim gibi biraz Hindistan cevizi torfuyla yaptığım bahçe toprağı karışımını üstüne şöyle bir tabaka ekliyorum. Dediğim gibi bunu da çok hızlı çimlenecektir. Evet, şimdi kalan tohumları askıya saksıya serpiştireceğim arkadaşlar. Yalnız bundan önce bir iki tane bardağı ekmek istiyorum. Bunu annem için yetiştirip ona götüreceğim. Şöyle havada rüzgarlı uçmasın. Şöyle birkaç tane serpiştiriyorum. O kadar minicik ki. Normal semizotu tohumundan daha küçük arkadaşlar. Evet, şimdi bunu elime tamamıyla alıyorum. Evet, içinde kalmadı. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Ve üstüne biraz şöyle çok az oranda serpiştiriyorum toprağımı. İncecik bir tabaka yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu hazır. Şimdi bardağıma da birkaç böyle hafif bir serpeleme yapıyorum. Bunda da hızlı çimlenebilir. Evet, giderken anneme hediye götürürüm arkadaşlar. Çok seviyor çiçekleri. Evet, şimdi sulamamıza geçebiliriz. Evet, şimdi şöyle bir fıskıs yardımıyla zaten alttaki toprağım nemli, üstteki toprağım da hafif nemli. Şöyle bunu çimlenene kadar hortumla ya da sürahiyle sulamıyoruz arkadaşlar. Böyle fıskıs yardımıyla sulayacağız. Güzelce çimlenecek ve tohumlar yer değiştirmeyecek. Şimdi diğerine geçelim. Evet, bunu da güzelce fıskıslı sulayalım. Hızlı bir şekilde çimlenecektir arkadaşlar. Ve güzel güzel büyüyecektir. Renkli renkli, karışık renk, yanlış tohum göndermedilerse harika bir şekilde olacaktır. Evet, bunun bir tanesinin üzerine naylon ya da poşet kapatabiliriz. Ama poşet ya da naylon kapattığımız zaman çabuk filizleniyor ama çok cansız ve çelimsiz oluyor. İnce uzun oluyor ve güzel olmuyor arkadaşlar. O yüzden ben üstüne bir şey kapatmayacağım. Güneşte bekleteceğim ve akşam biraz serin oluyor. Akşam kapalı bir yer alacağım. Gündüzleri güneş gören bir yerde iyice çimlenene kadar bu şekilde yapacağız. Zaten mat çıktıktan sonra, şimdi bizim burada
Mart'ın sonlarında tolu yağıyor arkadaşlar. O tolulardan korumamız lazım. Onun dışında dışarıda kalmasında bir sakınca yok. Ve akşam dediğim gibi içeriye aldım. Böylece çok canlı ve dolgun çimlenecektir. Çimlendikten sonra da yani böyle sersem sersem büyümeyecektir. Evet. Şimdi sulama işlemimiz bitti arkadaşlar. Evet, bu şekilde oldu. Siz de eğer ipek çiçeği yetiştirmek istiyorsanız bu şekilde ekebilirsiniz arkadaşlar.